Evet arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim en sevdiğim markalardan ve en sevdiğim modellerden Bajaj Pulsar RS 200 ile beraberiz. Evet arkadaşlar, Bajaj Pulsar RS 200. 12 litre yakıt tankına sahip, su soğutmalı, 4 valve ve 3 bujili arkadaşlar. 200 cc yaklaşık 24 beygire tekamül ediyor ama şöyle bir durum var arkadaşlar. 200 cc çok felaket güçlü bir motor. Sebebi 4 valve 3 buji. Yani Honda bile hala böyle bir teknoloji kullanmıyor. Yamaha böyle bir teknoloji kullanmıyor. Zaten alan arkadaşımız Turul, o da bizim gruptan. Birazdan onun da kullanıcı deneyimini bizzat kendi ağzından dinleyeceğiz. Motosikleti ben çok beğeniyorum. Parça kalitesi çok güzel. 4 tane rengi var. Bir ara sarı modeli de üretildi. 2017'de sarı üretimi durduruldu. Onun renk modellerini şuraya teker teker koyacağım zaten. Şu an teslim fiyatı, anahtar teslim fiyatı ön siparişte. Tam 116 bin Türk lirası, fazla mı? Değil. Bu motorun hakkıdır arkadaşlar. Çünkü bu motosiklet çok kaliteli. Bir de bunun NS 200 modeli var. NS 200 modelinde bir arkadaşımız satın aldı. Ona yakında, onun da yakında çekimli videosu gelecek. Burada takipte kalın. Şimdi dilerseniz arkadaşlar kullanıcı deneyimine geçelim. Evet arkadaşlar, yanımda Tuğrul var. Tuğrul hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Arkadaşlar Tuğrul da bizim ekipten bu arada. Motosolo Türk'ten. Onlara da buradan selam olsun. Tuğrul, motorun videosuna başlamadan önce şunu soracağım. Sen geçen gün RS 200'de bir yol yaptın. Kaç kilometre gittin? Kaç kilometre geldin? 988 kilometre gittim. 988 kilometre geldim. Seni yoldu mu? Yolda yordu mu yani? Tabii ki de yol uzadıkça, zaman geçtikçe biraz yoruyor ama yani dediğim gibi 200 cc'ye göre bence gayet başarılı. Hiç problemsiz gitti. Oturuş pozisyonu da yormuyor. Koltuğu da güzel bu arada. Selesi çok yumuşak. Süper Sport diye geçiyorlar ama Sport Tuning aslında. Gidonu gayet güzel, yüksek. Evet, gidonları yüksek. Yani seleleri de çok aşırı sert olmadığı için yani bir 250 SR'la kıyaslayacak olursak gayet rahat. 250 SR'a göre onu da kullandım. Yani ondan sonra buna geçtiğim için ikisindeki farkı fark edebiliyorum. Anladım. Yani. Arkadaşlar RS 200'e soru sormak isteyen olursa Turul'a Instagram'dan ulaşabilir. Onun Instagram hesabını şuraya koyacağım. Müsaaden vardır herhalde kanka. Tabii ki de. Tabii ki de. Bizim gruptan da memnunsun. Evet. Biz de senden memnunuz kardeş. Solo Türk. Turul, kaça aldın sen bunu kanka? Ben bunu ön siparişi 85.500 iken ben 82.000 aldım. 1700 evet. Kilometrede 2022 modeldi. Şu an 4 ay önce aldım. Şu an 14.500'de aşağı yukarı. Yani 13 bin kilometre yol yapmışım 4 ayda. Hı. Ama ben bildiğin üzere genelde hep uzun yolda kullandım. Evet, uzun yola gidip geliyor motor. Uzun yolda ve bana mısın demiyor arkadaşlar. Bugüne kadar hiçbir problem yaşamadım. Tabii ki de bakımları Giresun'dan dönmeden önce bakımlarını yaptım. Zaten su soğutmalı. Evet. Kafanız rahat olsun. Onun haricinde... Şehir içinde seni yoruyor mu kanka? Şehir içinde gayet iyi ya. İki kişi yoruyor mu? İki kişi uzun yolda yoruyor. Biraz mesafe uzadıkça tabii ki de yoruyor. Küçük şehir içinde iki kişi yormuyor. Tabii uzun yolda yoruyor. Yani normal şartlarda bu uzun yol motoru mu değil ama arkadaşlar yani test edilmiş sayın. Test edilmiş bence... sayalım yani kilometre çünkü baya baya. Gebze'den nereye gittin sen şimdi? Giresun'a. Giresun'a. Yani 988. Kanka kilometre. Peki amortisörlerinden memnun musun motorun? Amortisörlerden memnunum. Gayet iyi. Biraz da teknik olarak kullanıyorum. Yani sen zaten buna da şey yapmışsın, biraz modifiye yapmışsın evet, gördüğüm modifiye kadarıyla. Yaptım ufak ama şu dokunuşlar var. Gold'ları soranlar oluyor. Gold sticker değil arkadaşlar. Özel yani kendi tasarımı. Kaplama. Gold evet. Topuz koymuş. Evet, aynayı aynı. Çekeceğim zaten. Samuray ayna takmış. Ön camı da değiştirmişsin. Evet, onlar tüme zaten güzel bir cam bulunabiliyor var. Ama sticker halinde yok yani. Gold sticker değil. Ben onu kendi kafama göre tuningçide tasarladım. Yani araba tuningçisinde. Hatır gönül işine yani. Normalde uğraştığı bir iş değil.
Kanka Giresun'a kaç lira yaktı bu motor? Sadece gidişten bahsediyorum. Gidişte 1100 yaktı. Yani kaç litre? Gece 12'de çıktım. Sabah 10.30'da oradaydım. 1100 TL yaktı. Aşağı yukarı bu 3 depoya tekabül ediyor. 12 litreden. Yani çarparsan 30 litre gibi bir rakama ulaşıyor. 30-32 litre, 33 litre falan. Sıkıştırdın herhalde. Biraz açtım bazen. Gece gittiğimden kaynaklı mı bilmiyorum. Sollamalarda 130 normal, hız 110-120. Çok da sıkıştırmadım. Top speed ne gördü kanka? Top speed benim kardeşimde de var. Lastikleri evet. Falan değiştirdi. Lütfü'de de var. Ona da buradan 100, selam olsun. 152 km hıza ulaştı bununla. Benimki 149'da redline'a giriyor. Kilon kaç kanki? Benim kilom 96. Çok iyi. Boyun? Benle aynı boyda. 1.71 falan. Evet. 1.71 falan. Evet evet. Kanka bir de motorun üstüne çık. Ayağın yeri nasıl değiyor? Bir de ben çıkayım. Ali olarak art şeyler falan nasıl oluyor? Eski kasar 25'ten biraz yüksek. Ayağın yere değiyor. Evet. Bir de ben bakayım. Çıkayım. Şöyle. Arkadaşlar artçı selesi gerçekten çok rahat. CB'den rahat. Mondial Drift'ten de rahat. Hani 250 NK'dan da rahat. Baya baya rahat ya. Ben çok beğendim yani. SM Volt'ten de baya rahat. Baya baya. Ondan baya rahat yani. Ya oturuş pozisyonu da bu. Şöyle ben genelde zaman, tekel gidiyorum tepeden, zaten. Tepeden bakıyorum zaten. Evet. Baya güzel ya. Güzel yani. Rahat koltukları bir kere rahat. Ya zaten tam racing değil motor arkadaşlar. Ya bazı naked'lara göre de koltuğu gerçekten rahat. Gerçekten iyi motor. Ben seviyorum ama Turul sana dediğim şu olayı yap. Abi şu arka çamurluğu sökün ya. Allah aşkına şu arka çamurluğu sökün. Bu kadar çirkin bir arka kuyruk olamaz ya. O kadar modifiye yapıyorsun. Sen de benim gibisin, heveslisin bu işlere. Şu işi diye ama arkadaş garantiden çıkacak diye yapmıyor. Evet, farları falan. Ama bir şey söyleyeyim mi? Lütfü yapacak. Lütfü'nün kafasında var. Evet. Lütfü arka çamurluğu sökecek evet. Yani. Çamurluğu söktü, stopu koydu, plakaya sıyırıcı indirdi. Ha iyi. Yaptı onu. Sıyırıcı üstünde mi geliyordu fabrikasyon? Fabrikasyon sıyırıcı üzerinde. Fabrikasyon sıyırıcı üzerinde. Evet. Arkadaşlar motorda önde ve arkada ABS de var. ABS nasıl çalışıyor mu hiç denedin mi? Böyle tık tık tık. Ön ABS ve freni artı çok güzel. Önden çok memnunum ama arkadaşlar arka frende şöyle bir olay var. Çok iyi değil. Fabrikasyon böyle yani. Bir tek buna göre değil. Diğer arkadaşlardan da kullanıcılardan da bunu duyduğum kadarıyla. Yani biraz yavaşlatma olayı var ama arka fren yavaşlatmak içindir. Ön fren durdurmak içindir derler. Yani fazla problem yaşamıyorsun kombine fren kullandığında. Ama arka freni biraz geninde şey hafif tutuyor yani. Çok sıkı bir arka freni yok. Makinenin kendi ağırlığı kaç kilo? Kendi ağırlığı 164 kilo. 164 kilo ıslak kuru. Onu tam olarak bilmiyorum. Tahmin ediyorum ıslak ağırlıktır kanka. Ha, çünkü bu motorda çok öyledir. Ağırlık beklemeyelim yani. Evet, çünkü büyük ihtimal blok 200 cc bir blok var üzerinde. Bu arada krenajları çok bence sağlam. Zırıldı yapıyor ama vibrasyondan kaynaklı zırıltı yapabiliyor. Titreşim yapabiliyor. Titreşim var. Yani tek silindir özünde ama çok yakın çevremde düşen falan var RS200'le. Sadece çiziliyor. Krenajlar tırnaktan kırılma ne bileyim. Patlama çatlama olmuyor ama çizik yani tabii ki de çizik Allah'ın emri çizik oluyor. Onun haricinde yani ben şikayetçi değilim. 200 cc bir motora göre bence gayet güzel bir motor. Fiyatını da hak ediyor. Bence yani, benim gözümde evet, fiyatını hak eden bir motor. Evet hak ediyor. Yani 300 bin liraya kadar bugün R25 olduğunu varsayarsak. Evet ne yazık ki. Yani NS200 hakkında fikirlerin ne kanka? NS200 kullanmadım ama ben blok olarak konuşacak olursam sonuçta aynı blok. Beygirleri aynı. Evet, 24 aynı blok. O da bunun gibi yorucu olmayacağını sanıyorum uzun yolda. Ben bu motorda en çok neyi beğendim biliyor musun kardeşim? Düğmelerde ışık var. Böyle gece görüyorsunuz. Düğmelerde ışık var yani. Harika var. Yani genelde seyahat tipi motorlarda olur bu tarz şeyler. Evet. Şaşırtıcı ya. Şeyler. Bu Dominar falan onlarda da var. D250'de, evet, evet, yeni F250N. Onlarda da var yani. Hepsinde var. Onların da yakında inceleme videoları inşallah gelecek. Şu an bizim gruptan kimse öyle bir şey almadı ama Dominar serisi var. Dominar var. 400 var. Dominar 400 UG var. Evet, onları da yakında çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Onun için takipte kalın. Turul geldiğin için çok teşekkürler kardeşim. Rica ederim. Ne demek her zaman. Ne zaman arkadaşlar, gelirse. Ben şimdi motorun detay çekimlerine gideyim. Oradan sonra da videonun kapanışına geçeriz. Evet arkadaşlar, RS200'ün kadranı da böyle. Devir saati analog, hız göstergesi dijital. Burada saatimiz var. Motor yağ bakımı geldiği zaman ışık yakıyor burada. Burada vitesi atmamızı gösteren bir ışık var. Böyle pat pat yanıp sönüyor. Kawasaki'lerde olduğu gibi. ABS ışığımız burada. Hareket ettiği zaman sönecek. Benzin göstergemiz burada. Burada toplam kilometremiz var. Burada baş aşın kendi simgesi var. Su seviyesi, yağ, akü, uzun kısa, boş ve sinyal göstergemiz
gördüğünüz gibi. Buradan da trip metre, işte gördüğünüz gibi toplam kilometre, yaptığımız günlük kilometre sayacımızı gösteriyor. Benzin anlık tüketimi göstermiyor arkadaşlar. Şurada da motor arıza ışığımız var. Şöyle göstereyim. Burada selektörümüz var. Uzun, kısa ve bu tuşlar ışıklı arkadaşlar. Gece çok güzel görebilirsiniz. Çok güzel düşünmüş Bajaj. Sinyallerimiz burada. Kornamız. Elektrik kesicimiz key switch. Ve marş düğmemiz, motorumuz boşta. Sesini şu an duymaya hazır mısınız? Gördüğünüz gibi 4 valp, 3 bushing'in sesi böyle. Lastikleri de göstereyim size şöyle. Turul arkadaşımız lastikleri değiştirmemiş, orijinal. Naylon grip. Ölçülerimiz ise 180-17. Önde lastiğimiz var. Arkada ise 130-70-17 lastiklerimiz var. Ve markalarımız yine aynı, naylon grip. Arkadaşlar lastikleri değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Arkada ve önde ABS'miz mevcut. Önde tek disk, normal alözen yay amortisör. Ters teleskobik olsaymış daha güzel olurmuş. LED sinyallerimiz var. Farlarımız ne yazık ki halojen, xenon değil. Ama bunları iyileştirebiliriz. Burada gündüz ledlerimiz var. Çok güzel. Ve stop gördüğünüz gibi çok görünmüyor. Frene bassana Turul. Stopu görelim. Işığı canlı bir görelim. Arkadaşlar stopu söküp modifiye ederseniz daha iyi olur. Ben öyle seviyorum. Sağ sinyal ver. Sinyallerimizde LED. Evet arkadaşlar, RS200 de kısaca böyleydi. Elimizden geldiğince size anlatmaya çalıştık. Turul arkadaşım da dediği gibi ben de motoru çok beğeniyorum. Yakıtı da gerçekten iyi. Ama özellikle motor bloğu çok iyi. Dediğimiz gibi 4 valp 3 bushi, yani 200 cc. Bastım mı gidiyor. Yani bastım mı gidiyor. Uzun yolda kolay kolay yormaz. Ama 2 kişi yoruyor. Selesi gerçekten çok yumuşak. 116 bin lira şu an sıfır fiyatı. Tabii sahibinden de kara borsaya düşenleri var. 120-125 bin lira gördüm ben. Renk çeşidi var. Şu an bu 22-23-21 kasalarında mat gri, mat şey, parlak siyah ve parlak kırmızı var. 2017 senesinde sarı versiyonu üretildi. Bir de şu an yeni versiyonlarında bir de beyazı da var. Jantları falan da beyaz olan. Bu renginin de jantlarının beyaz olduğunu gördüm. Zaten o renk çeşitlerini şuraya koyacağım. Bununla ilgili de Polestar RS200 ile ilgili de soru sormak isteyen Turul'a bizzat Instagram'dan ulaşabilir. Onun Instagram hesabını şuraya koyacağım. Bir sonraki videoları kaçırmamak için arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.